Arkadaşlar hadi abstraklarla ilgili böyle elimizi alıştıracak bir örnek yapalım. Bu yapacağım örnek de bir tasarım desenidir. Yani e, design pattern'lar vardır belki hani duymuyorsunuzdur. E, onu uygulayacağım e, ama e, olayın ne kadar e, basit olduğunu göreceksiniz. Çünkü eğer hani abstrakların öz, özünü yani onu sadece sintaks olarak bil, bilen bir programcı onu bu bu dizayn patternleri anlamakta zorlanır. Ama işin özünü bilen bir kişi için olay çok basittir. Ben şimdi size onu patlamaya çalışacağım. Bir tane örnek yapacağız yani. Finally Project diyorum. Buraya geliyorum. Next diyorum. Yeni bir command line app oluşturuyorum. Ve projemin ismini Abstract Demo diyorum. Diz Window olarak da işaretliyorum. Şöyle klasörüme geldim. Burada bir main var zaten. Örneğin şu olacak, bir müşterinin veri tabanına kaydedilmesini işliyor olacağız. Yalnız veri tabanına kaydederken ee, veri tabanında, örneğin siz veri tabanına kaydederken farklı teknikleri veya farklı veri tabanlarını uyguluyor olabilirsiniz. Örneğin ve, bunu bir Oracle veri tabanına, bir MSSQL veri tabanına. ...bir MySQL veri tabanına eklemek istiyor olabilirsiniz. Bu noktada ee, MySQL'in kodu farklıdır, Oracle'ın kodu farklıdır, e, MS SQL'in kodu farklıdır. Yani öyle bir sistem yapıyorsunuz ki farklı müşterilerin kullandıkları veri tabanına uyumlu sistemler yazıyorsunuz. Piyasada bunlar değerlidir bu arada. Yani her müşteriniz için sen illa Oracle kullanacaksın diyemiyorsun. Yani diyor ki müşteri benim Oracle lisansım yok, benim MS SQL lisansım var. Hani e, MS SQL kullanacağım diyebiliyor. Bu şekilde böyle sistemler geliştirilir piyasada. Oldukça da yaygındır. Şimdi dolayısıyla ben bir e, temel nesne yapacağım. Bu da abstrakt olacak zaten. Ve MS SQL'de farklı. MySQL'de farklı. Yani ortak kod yok yani. Onu implemente edenin, inherit edenin mutlaka e, kendine göre implementasyonu yani e, içini doldurması gerekiyor. Yani abstraklara çok uygun bir senaryo. Dolayısıyla ben burada geliyorum. Diyorum ki e, temel bir e, class yazayım burada. Class'ım da arkadaşlar e, şöyle base database manager olsun. İlerleyen zamanlarda bunları gerçekten uyguluyor uyguluyor olacağız. Yani gerçekten veri tabanına gidiyor olacağız. Benim burada amacım abstrakların kullanım yerini kullanım yapısını öğrenmeniz. Void diyorum şöyle public abstract void diyorum mesela. Buna da get data diyorum yani datayı listelemeye çalışacağım. Bakın abstract yaptığım zaman diyor ki hani bunun da abstract olması lazım. Abstract. Bakın sıkıntı yok. Şimdi geliyorsun diyorsun ki veri tabanı uyumlu sistemler yapmaya başlıyorsun. Diyorsun ki işte Oracle Database Manager. Bakın Oracle Database Manager extendesin kimi? Base Database Manager. Onu da bakın implemente edeceksin diyor. Başka operasyonlar da olabilir. Ben de burada şeyi simüle ediyorum. Yani hakikaten Oracle veri tabanına ulaştım ve oradaki datayı listelediğimi varsayıyorum. Veri getirildi. Oracle. Bu kadar basit. Şimdi bir diğer veri tabanı desteğini de ben şöyle SQL Server Database Manager. Bir de sisteme SQL Server desteği getirmek istiyorum. Extents Base Database Manager. O da şöyle implement etsin. Burada da System.out.println nokta nokta diyelim. Ee, ne yazdım burada? Aynı şeyi yaz, yazayım. Şöyle burayı kopyalayayım. Şöyle geleyim şöyle fazla oldu para şeyler tırnaklar şey, çift, çift, tırnaklar şöyle burayı da SQL Server diyelim yani SQL Server'a yönelik kodu buraya yazdığımı varsayalım Oracle'a özgü kodu da buraya yazdığımızı varsayalım şimdi bu noktada ben artık yani ister Oracle'ı ister şeyi kullanabilirim SQL'i kullanabilirim. Ama bu temel operasyon. Şimdi ben bunu bir yerde kullanmam lazım. Bunun için de örneğin şöyle customer manager yani müşterileri listeleyeceğim. Yarın öbür gün ürünleri listeleyeceğim. Sonra e, çalışanları listeleyeceğim. E, siparişleri listeleyeceğim. Yani böyle manager sınıflarım olacak. Dolayısıyla burada public void get Customers. Yani müşterileri getir diye bir operasyon yazıyorum. Şimdi burada e, yani ben ya base database pardon ya Oracle kullanacağım ya SQL kullanacağım. Eğer programcı gelip burada Oracle Database Manager Oracle Database Manager eşittir new Oracle Database Manager deyip Oracle Database Manager nokta get data derse geçmiş olsun arkadaşlar. Artık bağımlıyız. Yani Oracle'a bağımlıyız. Bunun farklı yöntemleri var. Burada ben strateji paternini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ki olay şu. Customer Manager'a geliyorum. Customer Manager'a. Burada diyorum ki Customer Manager bir tane e, ya veri tabanı sistemiyle çalışacak. Eğer az önce yazdığım gibi buraya direkt Oracle yazarsam olmuyordu. Yani bağımlıyım artık. Onun yerine ben diyorum ki hani bunların base'i base database, database manager ya. Dolayısıyla burada geliyorum. Bunu veriyorum buraya. Buraya da geliyorum diyorum ki data, database manager nokta get Şimdi diyeceksiniz ki hani bu ne? Burada bu base sınıf bizim stratejimiz görevini görüyor. Yani siz kullanırken hangi veri tabanı sistemini verirseniz onun get adası çalışacak. Database Manager isterse Oracle'ın isterse SQL Server'ı tutabilirdi. Niye? Çünkü ikisinin de annesi o. Yani ikisinin de base'i extend ettiği sınıf Base Database Manager. Hadi gelin kullanalım. Bakın ben geliyorum buraya. Buraya geldim. Customer Manager. Customer Manager. Eşittir. New Customer Manager. Buralarda hani amacım hani bu Bayes ve Oracle SQL dönüşümlerini yapmak. Buradaki nivlememin nedeni o. İlerleyen zamanlarda çok daha profesyonel yapılara geçiyor olacağız. Burayı çok iyi anlamamız lazım. Bakın customer manager nokta get customers diyeyim. Bu sıkıntılı bir durum. Neden? Bakın neresi çalışacak? Şöyle customer manager'ın get customers'ı database manager nokta get data. Database manager bir abstrakt olduğu için hani şey yok örnek yok ortada. Yani abstrakt zaten abstrakt direkt çalıştıramıyorduk hatırlayın. Bakın çalıştırmaya çalışayım sıkıntı çıkacak yani bize. Diyecek ki o ne? Bakın çıktı zaten. Diyor ki null pointer exception. Yani kısacası ben ee, o hip vardı ya niv yok yani ortada nivlenmiş bir şey yok. Yani base database manager'ın içerisinde de hani bu çalışıyor gibi oldu yani. Sıkıntı. O yüzden sen burada geliyorsun, stratejini belirliyorsun. Diyorsun ki, Customer Manager'ın Database Manager'ı eşittir New Oracle'dır diyorsun. Bakın bu tam kullanım noktası. Oracle'dır diyorsun. Bunu dediğin anda artık sistem hiçbir arıza vermeden Oracle'a göre çalışır. Bakın sistemi SQL'e çekelim. Bir müşteri de diyor ki ben SQL'le çalışacağım. Sen konfigürasyon tarafında ileride göreceksiniz bunları. Ama bu yapıyı bilme, burayı anlamanız tamamen olayı anladığınız anlamına gelir. Orada hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız konfigürasyonda. Bakın müşteri, başka bir müşteri diyor ki SQL. Sen sadece burayı değiştiriyorsun. Konfigürasyonu değiştiriyorsun. Bakın sistem bir anda SQL'e geçti. Mantık bu. İleride bakın ileride yeni bir e, veri tabanı sistemi desteği getirmek, getirmek istiyorsunuz. MySQL. Şimdi programlamada şöyle bir husus vardır arkadaşlar. Solid dediğimiz yazılım geliştirme prensipleri. Bu solidin ikinci harfi. O harfi open-close principle deniyor ona. Açıklık-kapalılık prensibi. Kelimelerle şey yapmayın, takılmayın. Ee, bilmiyorsanız. Hiç önemli değil. O prensip diyor ki. Bir sisteme. Sistem bizim programımız. Yeni bir özellik getirildiğinde. MySQL yeni bir özellik değil mi? Değişiklik değil. Yeni bir özellik getirildiğinde mevcuttaki hiçbir kodu değiştiremezsin. Yani sen onu değiştireceğim diye Customer Manager'ın içinde bir şeyler yazıyorsan, Oracle'ın, SQL'in veya Base'in içinde bir şeyler yazıyorsan arıza var demekti. Yani bir yerlerde kod, kodu değiştiriyorsan arıza var. Bakın yeni bir class ekliyorum. My SQL Database Manager diyorum. Bakın hiçbir yere dokunmuyorum. Yani mevcut bir yeri değiştirmiyorum. Extend eder. Ee, neydi? Base'i değil mi? Base Database Manager'ı. Bunu yapınca abstrak ya. Diyor ki o zaman MySQL kodunu yaz buraya. Over, şöyle override ettim onu. İçerisine daha öncekiler gibi şöyle kopyalayayım buradan. MySQL'e geldim. Buraya yapıştırdım. Veri getirildi. MySQL. Burada MySQL kodunun yazıldığını varsayın. MySQL, Oracle, SQL bilmiyorsanız da önemsemeyin. Öğreneceğiz şeyleri. Bunlara ulaşmayın. Bunlar veri tabanları. Veriler orada duruyor. Dolayısıyla bakın sadece ben MySQL'i yazdım. Sonra geliyorum buraya. Diyorum ki başka bir müşteri MySQL istiyor ya. MySQL'e göre çalış diyorum. Bakın. Veri getirildi MySQL. Şimdi diyeceksiniz ki hani burayı değiştirdi. Burası konfigürasyon. Konfigürasyon adı üstünde konfigürasyondur. Konfigürasyon değişebilir. İleride şimdi hani kafanızı karıştırmayayım. IOS container'larla yani bağımlılık yönetimi araçlarıyla bunları aslında ileri seviyede yönetiyoruz ama bu hali bile oldukça iyi ve kullanışlıdır.